Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tuat Mekke 10. sefir 67. kısım. Asıl içinde vasıl. Arafat'ta ezan. Bilmelisin ki bilginler Arafat'ta ikindi ve öğlen ezanının ne zaman okunacağı hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre hutbenin başı veya büyük kısmı okunduğunda müezzin ezan okur ve imam hutbesini sürdürür. Bir kısmına göre ise imam ikinci hutbeye başladığında, bir kısmına göre imam minbere çıktığında ezan okunur. Müezzin ezanı cuma namazının ezanı gibi okur. Ezan tamamlanınca imam ayağa kalkar ve hutbe okur. Günümüzde böyle hareket edildiğine tanık oldum. Bu Ebu Hanife'nin görüşüyken birinci görüş, Malik'in mezhebi, ikincisinin Şafii'nin görüşü olduğu söylenmiştir. Malik'in ise Ebu Hanife gibi düşündüğü aktarılmıştır. Bu görüşü İbn Nafi Malik'ten aktarmıştır. Konuyla ilgili hadis şudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hutbe irat etmiş, sonra Bilal ezan okumuş. Sonra peygamber kalkmış ve aradan nafile namaz kılmaksızın öğlen ile ikindi namazlarını birleştirmiştir. Yani cem etmiştir. Ezan bir zekil Ezan bir zikir değil bildirmedir. Bazen ise içerdiği zikir nedeniyle zikirle bildirim olabilir. Bu durumda ezan iki hanya ale'nin yani haydin namaza, haydin kurtuluşa bölümlerinin dışındaki kısımlarıyla zikirdir. Bu ikisi ise belli bir ibadeti çağırmayı ifade eder. Fark halinde cemi yani birleştirmesi dikkate alan kimse bu iki namaz için tek bir namaz ve iki kameti gerekli görür. Öğlen ve ikindi namazlarındaki farkı dikkate alan kimse ise birlikte ayrım yani cemde farkı hükmünü dikkate almış ve şöyle demiştir. İki ezan ve iki kamet lazım. Bu nedenle görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Bazı bilginler iki ezan ve iki kameti gerekli görmüşken bazıları tek ezan ve iki kametin gerektiğini söylemiştir. Namazı dikkate alan kimse onu hutbeden sonraya bırakırken Kutbenin dinlenmesini önemseyen onu önce alır. Bazı bilginler ise ezanın ezan formunda Allah'a zikretmek olduğunu söylemiştir. Söz gelişi müezzinin söylediğini tekrarlaması emredilmiş bir insan, ezanı müezzinin ardından tekrarlarken Allah'a zikretmektedir. Yoksa ezan okumamaktadır. Çünkü müezzinin sözünü tekrarlayan kimsenin müezzin olduğu söylenmez. O ancak ezanın formuyla zikir yapmaktadır bu kişi hutbe esnasında ezan okumayı dile getirir. Durum karinesiyle ise insanların o gün Arafat'a yönelmesi yeterlidir. Onların o günde kendilerine gerekli fiillere önem göstermekten başka bir fiilleri yoktur. Bu fiillerden birisi de hutbe dinlemek ve namaz kılmaktır. Bu nedenle bilmeyene namaz vaktinin girdiğini hatırlatmak amacı taşıyan bildirme anlamındaki ezanın dışında ezana gerek duyulmaz ve bu nedenle de ezan zikir haline gelir. Çünkü Allah yolunda zikir sözle sınırlı değildir. Bilakis o kulun fiillerini de içerir. Bu durum bütün fiillerinde Allah'ın başarısıyla kul rızıklandığında böyledir. Kul bu durumda vacip veya memdup bütün fiillerini Allah'a itaat yerine getirir. Bu davranış ise Allah'a zikretmek de isimlendirilir. Bu fiildeki zikir onu Allah'ı adına olduğunu söylemesidir. Allah'a yaklaşmayla niyetiyle yapıldığı için zikir de isimlendirildi. Hazreti Ayşe şöyle der. Peygamber her durumda Allah'a zikrederdi. Öyleyse zikir uyanıklık, uyku, hareket ve duranlıktaki bütün fiilleri içerir. Burada Ayşe peygamberin bütün eylemlerini kastetmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün hallerinde Allah'a yakınlaştırıcı bir durumdaydı çünkü Allah kendisini zikredenlerle oturur. Öyleyse Allah için yapma veya terk etme tarzındaki bütün ibadetler Allah'ın zikrinin parçasıdır. Başka bir ifadeyle onlarda Allah zikredilmiştir. Allah'tan dolayı veya belirlediği tarzda o fiiller yapılmış veya bırakılmıştır. İşte Allah'ı bilen başarıya erdirilmiş kimselerin zikri budur. Bilginler İmam Arefe günü namazdan önce hutbe okumadığında namazının caiz olduğunda görüş birliğindedir. Buradaki durum Cuma'dan farklıdır. Bu fark Cuma namazı ile Arafat'taki namaz arasındaki farklardan biridir. Peygamberin yaptığı şey namazdan önce hutbe okumaktı. Bilginler bu namazda okumanın açıktan değil gizli olduğunda da görüş birliğindedir ki bu da Cuma'dan farklıdır. O gün hatip kulun kalbinde hakkın ölçüsü ve vaizidir. Kulun organları ise bu hutbeyi dinlemek için bulunan cemaate benzer. İmam onları Allah'a itaate teşvik eder. Bu yerde Allah'ın önünde dursunlar diye kendilerini çağırmasını, insanların kıyamet günü Rablerinin huzurunda durmasını hatırlatmak demek olduğunu insanlara bildirir. Bugün de Allah'ın kendilerine bunun kıyamet günü gelişinden farklı bir şekilde geleceğini bildirir. Kıyamet günündeki geliş, ayırma ve hüküm vermek, simalarıyla fırkaların birbirinden ayrışmasını sağlamak amacı taşır. Arife günü gelişi ise o yerde bulunanlar adına mağfiret, merhamet, ihsan ve nimetlendirme amacı taşır. İlahi ihsan o gün ehline başka bir ifadeyle hac için ihrama girenlere ulaşır. Bu ihsan orada hacı olmadığı halde o gün duran yani vakfe yapan ortaklarına da ulaşır. O halde onların hükmü kendileriyle birlikte oturanın betbah olmadığı bir toplulukla oturan kimselere benzer. Allahu Teala zikir meclislerine katılıp orayı zikretmek için değil de bir ihtiyacı nedeniyle gelenler hakkında meleklerine şöyle der. Zikir meclisindekiler kendileriyle birlikte oturanların betbah olmayacağı kimselerdir. Böylelikle Allah'a mahfiret ve hoşnutluğu hepsini kuşatır. Allah Arafat'ta vakfe yapmış olmaları yönünden hacıların hak etmiş oldukları ücreti katmerleştirir. Bütün bunları kul kendi nefsine hissettirir. Bugün yaptıkları ibadet Allah'a şükür olsun diye hatibin insanlara bayla bir ilahi ihsan hatırlatması gerekir. Bu durumda onlar Allah'tan elde ettikleri nimetin karşılığında içinde bulundukları tozlu topraklı hali ve çektikleri yorgunluğu unutur. Hutbe tamamlandıktan sonra namaz, namaza kalkılır. Orada çıplak ve yalın ayak dikişli elbiselerden soyunmuş, başlarını kazımış, ayakları üzerinde yüce Rabbin önünde durur bir halde Arafat'ta duran kişinin namazı gibi namaz kılarlar. Böylelikle onlar hep birlikte o gün Ariflerin namazını kılarlar. Bu konuda şu dizeleri söyledik. Ariflerin namazı huşu duygusuna sahiptir. Miskinliği, zilleti ve yoksulluğu vardır. Onu kılan müşahede de tektir. Şehadetinde onun üzerinde bir zorlama vardır. Bugün hacının namazında kendisiyle Rabbi arasındaki özel hali okumasını gizli yapmasını gerektirir. Bu ise o mertebede hakka gerçek anlamda ulaştığını hissettirmek için içinden gezi de zikretmektir. Çünkü onun çünkü onu içinden zikrettiğinde ki Kur'an bir zikirdir, hak da kendisini zikreder. Bu ise Hakkın kendisini zikrettiğini fark edemez. Çünkü Allah kulu içinden zikrettiğinde onu hadisliğin yani yaratılmışlığın bulunmadığı ezeli bir mertebede zikretmiş demektir. Bu zikirle kul için ezelde bir bulunmuş gerçekleşir. Hak onu kendisine zikrederek hazır bulundurmuştur. Kul hakkı bir toplulukta zikrettiğinde hadislik mertebesinde zikretmişti. Hadislik ise kulun niteliğidir. Öyleyse buna konum bakımından sadece özel zikir olmasını eklemiştir. Arafat yüce bir yerdir. Bu nedenle bu mertebenin gerçekleşmesini sağlamak için oradaki okuma namazda içten yapılmıştır.